Merhaba, ben Daha Finansal Danışmanlık'tan Murat Akyol. Bu videomuzda kısa bir haftalık piyasa değerlendirmesi yapacağız. Bu haftanın en önemli konu başlığını çarşamba günkü FED toplantısı oluşturuyor. Hatırlanacağı gibi FED 2018 yılında sonuncusu Aralık ayında olmak üzere 4 kez faiz artırımına gittikten sonra Ocak ayında kademeli faiz artırımı vurgusundan vazgeçerek yeni bir adım atılmadan önce sabırlı olunacağına dair mesaj vermişti. Mart ayına geldiğimizde ise FED 2019 yılı için toplamda 2 olan faiz artırımı tahmini sayısını 0'a indirerek piyasa beklentisiyle uyumlu bir patikaya girdi. Ancak ABD'den gelen verilerin ekonomik aktivitenin zayıfladığını işaret etmesi nedeniyle mevcut durumda piyasa beklentisi faiz indirimine kaymış durumda. Her ne kadar FED'in Haziran ayında faiz indirimine gitmesi beklenmiyor olsa da gerek enflasyonda istenen toparlanmanın bir türlü gerçekleşmiyor oluşu, gerekse korumacı dış ticaret politikalarına yönelik endişelerin sürmesi nedeniyle FED'in aşağı yönlü risklere daha fazla vurgu yaparak söylemlerini değiştirdiğini görebiliriz. Dolayısıyla toplantı sonrasında yayınlanacak projeksiyonlarda komite üyelerinin ortalama faiz tahminini aşağı yönlü revize etmesi güçlü bir seçenek olarak masada kalacaktır. Böyle bir senaryonun gerçekleşmesi halinde ise dolar endeksinin baskı altında kalmasını bekleriz. Yurt içinde ise bu hafta PPK özetlerinin yanında işsizlik oranı ve sanayi üretimi endeksini takip edeceğiz. 3 aylık ortalamalara bakıldığında sanayi üretimi endeksinin yıllık bazda toparlanma sinyalleri verdiğini görüyoruz. Dolayısıyla aylık bazda rakamlar zayıf olsa da çizilecek trendin 3 aylık ortalamaların ortaya koyduğu tabloya paralel olmasını bekliyoruz. İşsizlik oranı ise %14.7 değerini alarak son 10 yılın zirvesine ulaştıktan sonra Şubat ayında değişim göstermemişti. Mart ayına baktığımızda ise ekonomik göstergelerin durgunluk sinyalleri vermesi nedeniyle işsizlik oranının göreceli olarak yüksek kalmaya devam etmesini bekliyoruz. Ancak tüketici güven endeksinde yer alan işsiz sayısı endeksinde yaşanan iyileşme ve işsizlik oranının dönemsel olarak yüksek seyrettiği periyodun geride kalması işsizlik oranında zirveye yakın olduğumuzu gösteriyor. Merkez Bankası ise geçtiğimiz hafta faiz oranlarını sabit tutarken söylemlerinde değişikliğe gitmişti. Çarşamba günü açıklanacak olan tutanaklarda Merkez Bankası'nın bu adımının arkasında yatan nedenlere ilişkin daha fazla detay görmeyi bekliyoruz. Zamanı kazanca dönüştürmek için ünlü The Club'ı izlemeye devam edin.